OSEB'in içerisindeki fabrikaların genel niteliğine baktığınız zaman tavşanın altyapısına da uygun, yani insan gücüne de uygun fabrikaların varlığı OSEB'in içerisindeki iş geliştirme anlamında, mesleki tecrübenin, mesleki eğitiminin oluşumu anlamında bir mesleki eğitim merkezinin de varlığını ve ihtiyacını ortaya çıkardı. Yönetim Kurulu, OSEB Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu toplantıda Zafer Kalkınma Ajansı'nın sosyal kalkınma ve beşeri altyapının gelişimi mali destek programının içerisindeki bize dönük bu uygulamayı biz değerlendirme amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı'na müracaatta bulunduk. Temel amaç şu: OSEB'deki fabrikaların iş gücü niteliğini artırma ve onlara hazır eleman sağlamak amacıyla mesleki eğitim merkezi diye tabir ettiğimiz bu alanda gerekli donanımları sağlama, aynı zamanda eğitimleri verme, hatta fabrika sahipleri tarafından zaman zaman bu binanın mesleki iş geliştirme amacıyla kullanılması düşünüldüğü için bu binanın yapımına Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte biz başladık. Toplamda 1 milyon 966 bin Türk lirasına mal olan bir tesistir burası. %43'ü Tavşanlı OSEB'nin ortakları tarafından, yani kaymakamlık, belediye ve ticaret tarafından ve fabrika sahipleri tarafından, geri kalan %57 veya 60'lık olan bölümü de Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir binadır burası. Bu bina ile birlikte bizim üzerimizdeki o yükü de, yani sosyal yükü de otomatik olarak ortadan kaldırmış oluyor. Biz insanlara diyoruz ki aranan iş gücü vasfı bu. Bu amaçla eğitim almanız gerekiyor. Hazır bir binamız var. Ona müracaatınızı yapın İşkur üzerinden. Dolayısıyla fabrikalar zaten değerlendirecekler sizi ve ekonomik anlamda da kendinize bir katkı sağlama durumunda kalacaksınız. Şu ana kadarki süreçte elektrik ve elektronik anlamında, bilgisayarlı CNC eğitim anlamında, aynı zamanda metal sektörünün kendi içerisindeki farklılığını sağlama ve buna dönük eğitimlerde ve de iş güvenliği ve iş eğitimi anlamında da zaman zaman bu bina kullanılmakta. Ben bu binanın bu manada Tavşanlı OSEB'nin altyapısının gelişimine katkı sağlayacağını ve katkı sağladığını düşünmekteyim. Nedenini soracak olursanız, Tavşanlı göç veren bir il değildir, yani ilçe değildir. Aksine, yani köylerin boşalmasıyla birlikte Tavşanlı'ya bir nüfus akışı söz konusu. Bu anlamda da mevcut insanımızın Tavşanlı OSEB'deki yerleşimini, istihdamını sağlamada mesleki eğitim merkezi nitelikli eleman yetiştirmesinde, meslek kurslarının açılması ve aynı zamanda meslek kurslarından diploma almak suretiyle sanayi kollarına hazır eleman yetiştirmesi konusunda çok önemli işlevsel bir görev yapmaktadır. Nasip olsa inşallah Tavşanlı'yı biz bölgesinde söz sahibi yapmak istiyoruz. Şu manada 90'lı yıllarda hakikaten etki alanı çok yüksek olan bir ilçeydi. Hala etki alanı devam etmekle birlikte biz bugün ticari anlamda da Kütahya'nın ve bölgenin o geçmişteki şaşalı, ışıltı günlerine dönmek amacıyla bir hedef koyduk. O hedef de 2023'tür.